kötü mü oldu? Yani iyi de olmadı, kötü de olmadı diyebilirim yani size. Kararınız? Kararım olumsuz. Kararınız hasta. Yani biraz öyleyiz. Nasıl bir yaş aradığını söyler misin? 20 ile 30 yaşlarında, hiç evlilik yapmamış, cesaretli, karşılıklı anlaşabileceğim birisi. Yani sözünün eri olan birisi. Talihlerin gelmiyor. Bunu nasip kısmet olarak mı değerlendiriyorsun yoksa kendini yanlış ifade ettiğini mi düşünüyorsun ya da edemediğini mi? Nasip kısmet diyorum ben. Nasip kısmet, biraz, kaderci. Yani inanırım kadere. İnanırsın kadere. 29 yaşında hiç evlilik yapmadı, Ankara'da yaşıyor. Aday ve taliplerini bekliyor. Burada Antalya'da yaşıyor, orada Ankara'da yaşıyor. Bu çocuk nerede yaşıyor? Antalya'da. Antalya'da, oradaki bilgiyi düzeltelim. Ankara'da kim vardı? Ankara'da babam var, iş yerim var. Antalya'da kim var? Annem ve kardeşim. Anne baba? Ayrı i̇ş, mı? İş dolayısıyla yok. İş dolayısıyla ayrılar. Evet. Ekmek parası davasına. Vallahi dün de söyledim, hani böyle pırıl pırıl kendi halinde bir delikanlı gibi duruyor. Locadaki herkes de evet öyle. Sakin efendi biri Koray. İnşallah hayırlı kısmetleri gelecektir. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftse değer. Konuşmadan Ahmet, bak sana bu defa kesin söylüyorum. Kuş kuş kavuşacak. Kuş yaralacak. Başkası kapacak. Ahmet. Ahmet gel böyle, nereye oturuyorsun? Ben danıştım ama size buraya bölüm dedim, siz öyle. Sen niye bana danışıyorsun, bilmiyor musun? Unutmuşum. Unutmuşsun. Heyecan da vardı biraz. Danışmak lazım ama yani. Hep biliyorum demek iyi bir şey değil. Talibim varmış. Sevindim. Yeni öğrendim. Ne dedim? Hayırlı olsun. Bu sohbet nereye gidiyor? Ahmet 41 yaşında. Sahaf, hiç evlilik yapmadı. İstanbul'da yalnız yaşıyor. Süheyla Hanım geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben böyle döndüm. Tabii nasıl isterseniz. Tamam. Buyurun. Süheyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyeceğim. Gurur duydum. Yani. Estağfurullah. Sabah öğrendim böyle bu sürprizi de. Ben daha önceden haber verirler zannetmiştim. Ya o sürprizi seviyor arkadaşlar. Sürpriz oldu benim için de. Nereden geliyorsunuz Süheyla Hanım? İstanbul içinden. İstanbullusunuz, çok güzel. Ben de İstanbulluyum zaten, burada doğduk büyüdük. Nasıl, beğenerek mi geldiniz? Beni hiç beğenmeden gelmenin yani. Sebebi nedir yani? Biraz açar mısınız, konuşabilir misiniz? Sizi dinlemek istiyorum. Aslında bu programı eskiden takip etmezdim. En fazla 2 ay olmuştur takip edeli. Sizin ilk geldiğiniz günü de gördüm. Evet. İlk önce izledim sadece. Bir tepki yoktu. Yani tanımaya çalıştım. İzledikçe zamanla bazen yorumlar yapıyor herkes. Siz de yapıyorsunuz. Yavaş evet. Yavaş aklıma yattı. Kendi halinde sakin, sessiz, efendi birine benzediğiniz için düşündüm. Teşekkür ederim. Öyleyimdir gerçekten. Sakinimdir yani böyle... Pek patavatsız konuşmayı sevmem. Yani gerçi o yerli yerinde konuşmak lazım. Çok sus pus da bir insanım gerçi. Esra Hanım arada bir takılıyor bize. Yani niye böyle çekingen duruyorsunuz falan böyle diye. Arada bizi yokluyorsunuz ama yine de ister istemez bir şey, donukluk bir şeyler oluyor yani. Yanakların al al oldu Ahmet. Ben sigara kullanmadığım için, sigaralı bir ortamdan geldiğim, o yüzden rahatsız ediyor beni Esra Hanım. Ha, normalde sigara kullanmayan insanın yanakları al al olur. O sigaralı ortamdan gelince yanakları al al olmuş. Evet, aynen öyle olur. Hayır, sigara kullanmadığın için bence zaten yüzünde o canlılık ve pembelik var. Teşekkür ederim. Ama bu... Siz kullanıyor musunuz? Yok, ben de kızarırım. Mesela elektrik sobasından kızardım.
Eğer dibine kadar girerseniz kızarırsınız. Isınayım diye çok üşüdüğüm için. Şimdi hani elektrik sobası şurada durursa kızarmazsın. Ama sobanın gidip böyle yaparsan yanarsın yani. Evet, mısır gibi. Üşüdüğüm için mecbur dibine yaklaşıyorum. Ben biliyorum yani niye kızardı. Üniversite mezunu, evet. Süheyla Hanım. Evet. Çıtı pıtı çok hoş bir hanımefendi. Pazarlama ve satış uzmanı. Hiç evlilik yapmadı. Bir ara öğretmenlik de yaptım. Sözleşmeli olduğu için ilkokul 4. sınıf. Üniversite 4 senelik üniversite okuyunca eğitim fakültesi mezunu olmasanız da sözleşmeli yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Ben çalışan yani çalışmasa daha iyi olur. Yani beni beğenen şansıma çalışabilir. Ona bir şey demiyorum ama ben çalışan bayan ayıramıyorum. Daha önce arıyordum mesela bir toy zamanlarındaki 30'lu yaşlar diyorduk ki hanım da çalışacak. Eve katkıda bulunacak. Halbuki bu çok yanlışmış. Daha önceden kuralları bilmiyordum. Biz aradığımız için toy mu olduk? Ben kendi adıma konuşuyorum. Ama yani, Ali de ya. Diyor ki ben şu anda diyor çalışan biriyim, ekmeğimi kazanırım diyor. İşimde de çok başarılıyım. Biliyorsunuz evleneceğim hayat... kadının da çalışan olmasını yani, istiyorum. Şimdi hayat, Ali Bey şöyle söyleyeyim. Hayatın kuralları var biliyorsun. Yani sosyal kurallar var. Bir de Tanrı'nın, Allah'ın bir kurallar koymuş. Orada diyor ki erkeğe evleneceksen diyor, hanıma bakabileceksen evlen diyor. Ya hatta diyor ki hanımlarınız hanıma değil, hanımın sülalesine bakarım. Yani bu çok farklı bir olay. Bunu dün akşam da yine bir bayan benim telefonumu aradı. Yani ben de ikinize bir şeyler söyledim. O bayanın buraya gelmeme nedeni Ali paraya çok düşkün çalışan bir bayan arıyormuş falan. Ben de dedim ki ben çok asil bir insanım. Asil at kendine kamçı vurdurmaz. Delikanlıysan tamam mı? Zaten ben ona bakarım. Evet, ve dedim ki yani bu ekonomik özgürlük falan ayağı yere bassan çok doluydum o konuda. Bak bugün de o konunun üzerine bassınız. Evet. Bir insan Allah'tan başka hiç kimseden bir şey beklemeli. Benim de başıma bir şey gelebilir. Eğer o insan kendi ekmeğini kazanacaksa kendi çocuğuna da bakacak kuvvetli olmalı. Ben varım diye değil. Esra abla. Ama bu... Bu iş ama size bana göre olmuyor. Esra abla, bir kurallar var bir Ali Bey. Çalışmak ayıp değildir. Esra abla. Ama şöyle söyleyeyim çalışmak bakın. Ayıptır. Bir kurallar var yani. Eli ayağı tutuyorsa aslında ayıp olan gibi. Ne biliyor musun? Erkek yan gelip yatıyorsa. Aynen. Kadını çalıştırıyorsa bu ayıp. Ondan... Ama hayat şartları gerekiyorsa aynı fikir. Anne ve baba çocuklarının geleceğine yatırım yapmak için daha iyi bir yaşlılık için. Benim Allah'tan garanti tek isteğim vardı. Çalışırken canımı alsın. Hayır, tek Allah'tan şimdi, isteğim olur yani. Abla. Hani ben kafama göre değil. Yani ben mesela toyken dedim ki yani gerçekten bilmiyorum. Ahmet. Eşe yardımcı olsun, yapma. Katkıda bulunsun diyordum ama yanlış. Ama normalde bu erkeğin vazifesiymiş. Evlenecek sen diyor. Ali kardeşimiz yanlış anlamış. Evet. Ahmet demin dedi ki ben gençken çalışkan aldık ki insan arıyordum. Şimdi aramıyorum. Ama o günkü şartlarıyla onu istiyordu. Bugünkü şartları değiştiği için diyor ki... O zaman bilmiyordum. Daha rahat bir hayat işinlik var. Ondan belki onu diyebiliyor. Yanlış düşüncelerdeymişim mesela. O zaman doğruyu gördüm. Ondan sonra artık hakikaten bu böyle baktım, düşündüm. Kafamda kurguladım. Yani bir erkek hazırsa öyle evlenmeye çıkacak katılıyorum. Diyor. Katılıyorum. Allah kurallar böyle. Ahmet abim keseri kendine yontuyor. Başkasına yontmuyor yani. Ahmet abim bu şekilde istiyor. Ben de saygı duyuyorum fikrine. Sen eşinin çalışıp çalışmaması konusunda bir fikir... Ya ben de Ahmet abi taraftarıyım da hani ben eşimle beraber olmak istiyorum yani. Bir an önce de evlenmek istiyorum yani. Hayır, çalıştırır mısın? Ya tarlada, bağda, bahçede çalışabilir. Ama yanlış herhangi işte. Bir kurumda... Ya hayır, şöyle bir şey var hani medeni bir şekilde, medeni çerçevesi içerisinde çalışabilir. Ama atıyorum öyle yani erken işine de kalkıp da karımı sokmam da... Erken için sokmam bunda. Yok. Esra Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Sadece kadınların olduğu bir yerde çalışabilir diyor. Peki. Buyurun Mesut. Bulaşığı beraber yıkacaksak, evi beraber temizleyeceksek, çocuğa beraber bakacaksak, sizin benim, yani eşimin bana saygısı yoksa, ben eşek gibi çalışayım, çabalayayım ama o yan gelsin, yansın. O kız beni, o insan beni sevmiyor. Seven insan ama çocuğuna çalışmasıyla bakacak. Da değildir. Bu çalışma seni çocuğuna bakacak. Ya Allah Allah. Ali Bey yani bak ben zaman başım diyorum gözüm ya. Üstüne ben çocuk var çocuğu oldu veya işte çocuğumuz oldu diye demiyorum bak çalışmak sadece insanın karşısındakine ve birlikte hayatı beraber omuzlaması için yardımcıdır. Ben kendim için bir şey ama istemiyorum ben ki. Ben zaten kendi hayatımı idam ettiriyorum. Burada ne istiyorsam çocuğum, eşim hep beraber daha güzel bir hayata beraber gidelim diye istiyorum. Tek amacım Yusuf'a bir saniye söz vereceğim Mesut. Şimdi, hayat müşterektir.
Evet, kadın da çalışabilir, erkek de çalışabilir. Belli bir zaman erkek çalışmayabilir, iş bulamayabilir. Bayan çalışır. Yani bu karşılıklı olan bir şey ama bayanın illaki çalışması veya çalışmaması önemli değil. Peki, ama hayat müşteriktir. Esra abla. Yani ben diyorum ki erkek hazır olacak diyorum Esra Hanım, pardon yani. Erkek evlenmek istiyorsa evliye hazır olacak diyor. Yani bu kural. Esra abla. Değilsen kır dizini otur aşağı diyor. Kendi toparladığı evlenme zaman evlen diyor. Yani, evet. Yoksa durumu... mağdur, evet, hanından bir şey beklemeyeceksin. O şansına seni sevmiştir. Varlıklı dolu, o başka müstesna. Ama sen erkek hazır olacak yani. Son bak ben bunu bilmiyorum. Eksiktim. Ben kusura bakma, yanlış anlamasın şimdi Ali kardeşimiz. Şimdi söz gelişi. Birisi kendi ayağının üzerine durarsa niye sana gelsin, başkasına gelmesin o zaman? Ne alaka i̇şte, Yunus Emre hayır, ya. Hayır. Çok özür dilerim. Alkışlarla açıyorum paravanı. Ahmet ve Süheyla buluşuyor. El alem pırlanta mı, Hint kumaşı mı, de bizde daha iyisi var var. Gidişin sonu yok, evlenelim de bir yastıkta, ay ay. Evet, hoş evet. Geldiniz tekrar Süheyla Hanım. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. İstanbul'dan geliyorsunuz demiştiniz. Çok güzel. Küçük çekmece Sefak. Küçük çekmece, bu Avrupa yakası oluyor. Yakından tanımak ister misiniz Süheyla Hanım? Tabii tanımak isterim, gelmiş. Alkışlarla uğurluyorum. Lalem pırlanta mı, Hint kumaşı mı, de bizde daha iyisi var var. Gidişin sonu yok, evlenelim de bir yastıkta, ay ay. Lale pırlanta mı, Hint kumaşı mı, de bizde daha iyisi var var. Hakan geliyor alkışlarla. Hakan'ın talibi Nur Hanım Ankara'dan geliyor. Buyurun. Nur Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne işle uğraşıyoruz? Ben iç mimarım. İç mimar. Hı hı. Anladım. Biraz... Ben biraz heyecanlıyım tabii, çok şey yapamıyorum. Siz beni yönlendirirseniz çok daha iyi olacak. Bence kendinizi anlatın, karakterini.